Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz YÖK'ten dikkat çeken değişiklik geldi. Yekta Saraç gitti, Erol Özvar geldi. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Buna geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son dakika izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Yorumlar kısmında yorumunuz varsa belirtin. İyi seyirler. Bu arada size soracağım soruları cevaplarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işte kurulda okumayacağım. İşte Yüksek Öğretim Kurulu'na Erol Özvar diye bir arkadaşımız, bir abimiz, bir hocamız atanmış diyelim. Arkadaşımız demeyelim de haşa hocamız ya da bir abimiz atanmış. Şimdi bu atanmayı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu Erol Özvar tam iyi, hoş atandı ama şimdi arkadaşlar Yekta Saraç çok şey biliyordu arkadaşlar. Bence Yekta Saraç'ın gitmemesi lazımdı. Nasıl yani? Şimdi bu Erol Özvar öncelikle Cumhurbaşkanı'na konuşması lazım. Bilim Kurulu'na konuşması lazım. Sağlık Bakanı'na konuşması lazım. Üniversitedeki rektörler ve dekanlarla konuşması lazım. Bunların hepsinin yapılması zaten Ağustos'un ortaları ya da Ağustos'un sonuna kadar yapılması ancak o zaman kabul edilir. O yüzden hani en azından Yekta Saraç olan her şeye hakim değil. Online nasıl olacağını, yüzde nasıl olacağını bir her şeye hakim değil. Şimdi bu Erol Özvar her şeye de hakim değil. Her şeye hakim olması lazım. Ben 15-16 Ağustos'ta ya da taş çatlasa 17-18 Ağustos'ta üniversite açıp açılmayacağı konusunda net açıklama bekliyorum. Şimdi YÖK Başkanı değişmesi artık bu nasıl bir karar alacak, nasıl bir şey olacak bilmiyorum arkadaşlar. Yani artık zaman gösterecek. Yani bakalım yeni gelen Erol Özvar orayı nasıl takip edecek? Cesaret alacak mı arkadaşlar? Yani risk alacak mı? Bu cesareti gösterebilecek mi? Şimdi yeni gelmiş bir arkadaşımız, yeni gelmiş bir abimiz, arkadaşımız diyorum da bu arada yanlış anlamayın, yeni gelmiş bir abimiz şimdi risk alacak mı? Online yapabilir mi acaba? Yani risk almayıp online yapabilir mi ya da risk alıp yüzde açabilir mi? Şu anda hani şu anki gidişat tabii açtırı yönde ama ben risk almıyorum online yapabilirim diyebilir. Ben şu anda bu adamın yazılarına baktım. Bazı yerlerde online'ı desteklemiş, bazı yerlerde yüzde desteklemiş. Şimdi bana çıktı hocam nereden buldunuz değil mi? Arkadaşım hocamıza tweet'i var. Geçmiş yıllara ait tweet'leri var. En altta yani 2019-2020'lere doğru inin. Orada neyin ne olduğunu yazdığını görürsünüz. Dediğim gibi bazı yerlerde online olmasını istemiş, bazı yerlerde yüzde olmasını istemiş. Hani iki arada bir derede kaldık bize. Bence değişmemesi lazımdı. Benim kendi şahsi fikrim. YÖK Başkanı Yekta Saraç kalması lazımdı. Şimdi şöyle bir şey var. Yeni gelmiş bir insan. Ya risk yaratıp online yapacak ya da öğrenciyi kırmayıp artık aşılamanda iyi olduğu için yüzde yapması lazım. Ama dediğim gibi yeni geldiği için riske atmayıp online yapma ihtimali var. Bence peki bize göre ne yapar? Bizim kendi şahsi fikrimize göre. Bizim kendi şahsi fikrimiz bilim kurulundan tavsiye alacak. Kendisi de YÖK Başkanı olaraktan şeylere, rektörlere tavsiye verecek. İşte uygulama dersi yüz yüze teori dersi online ya da bütün dersler yüz yüze ya da işte derslerin %70'i yüz yüze %30'u online diye bir açıklama yapabilir. Benim yani kendi şahsi fikrim tavsiye vereceği yönünde. Çünkü riske atacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi daha gidip Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, ondan sonra Cumhurbaşkanlığı, rektörler, dekanlardan bilgi alacak. Ondan sonra salgın durumuna bakacak. Ondan sonra Bilim Kurulu'ya bir toplantı yapacak. Ondan sonra ona göre tavsiyeler verecek. Riske girer mi girmez mi yeni gelmiş bir başkan. Bunların hepsini Ağustos ayı içerisinde göreceğiz. Ama şu anda benim kendi şahsi fikrim Bilim Kurulu'ndan tavsiye alacak ve üniversiteye tavsiye verecek. Her üniversite kendi eğitim modeline bana göre kendisi karar verecek arkadaşlar. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Sizce Erol Özvan'ın gelmesi, üniversiteye açılması yönünde olumlu bir karar mıdır? Yani sonuçta hiçbir şey bilmeyen bir arkadaşımız, hiçbir şey bilmeyen bir abimiz. Yekta Saraç bu konuda daha yatkını, daha deneyimliydi. Sizce Yekta Saraç'ın gitmesi ve Erol Özvar'ın gelmesi nasıl karşılanır? Acaba Yekta Saraç'ı arayacak mıyız? Orası da zamanla belli olacak arkadaşlar. Ama yeni gelen bir insan benim kendi şahsi fikrim riske girmeyeceği en fazla tavsiye vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Riske girmeyip online'da yapma ihtimali var arkadaşlar. Bu tamamen zamanla belli olacak. Bu benim kendi şahsi fikrim arkadaşlar. Sizin şahsi fikriniz farklı olabilir. Yani bu benim kendi şahsi fikrimdir. Yüz yüze de yapabilir tamamen ama yeni gelen bir arkadaş ne kadar riske atabilir onu da zaman gösterecek arkadaşlar. Dediğim gibi en kötü benim kendi şahsi fikrim en kötü
YÖK tavsiye edecek üniversiteler, üniversiteler kendi modeline kendisi karar verecek gibi geliyor. Ama bu üniversiteler açacağım konusundaki net kararlar yeni gelen Erol Özvar'ın hani bilinmemesi konusunda hani biraz uzayabilir. Hani gidip Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanı, rektörler, dekanlardan bilgi alacağı için bu süreç biraz daha uzayabilir. Ağustos'un sonuna kalabilir arkadaşlar. Bu bilgi vermiş olalım. Zaten cumartesi günkü üniversiteler açılacak mı yani ki üniversiteler açacak mı videosunda ben çok daha ayrıntılı bu konuya değineceğim. Siz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmında size sorduğum soruları cevaplarsanız sevinirim. Ve özellikle YÖK Başkan değişmesini nasıl karşılıyorsunuz? Yorum kısmında mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.